Merhabalar. Şimdi devre laboratuvarı sizin ilk yaptığınız laboratuvar. O devre laboratuvarını için illa buradaki laboratuvarda olmanız gerekmiyor. Deneyleri gelmeden önce veya sonra istediğiniz zaman benzer deneyleri yapabilirsiniz. Rezistif elemanların bulunduğu devreleri. Şimdi bunu evde yapmanız için nelere ihtiyacı var? Onun için size yol gösterici bir video hazırladım. Onu göstereceğim. Peki böyle bir şeye başlarsanız bir laboratuvar için değer mi diye sorabilirsiniz. Aklınızdan geçebilir. Onun için de cevabım şu. Yani böyle bir şeyi yaparsanız devre laboratuvarında kullanırsınız. Ondan sonra benzerini lojik devre laboratuvarında kullanırsınız. Ondan sonra benzerini biraz daha masraf yaparak belki az bir miktar elektronik laboratuvarlarında kullanabilirsiniz. Elektronik laboratuvarı da iki tane. Dolayısıyla yani evde onun adını da zaten home lab diye koydum. Yani ev laboratuvarı olmuş oluyor. İlla laboratuvara gelmeniz gerekmiyor. Peki bunu nasıl yapacağız şimdi? Onun için bir defa DC kaynağı ihtiyaç var. DC kaynak biliyorsunuz böyle adaptörler var. Bunlar telefon adaptörü de oluyor. Çeşitli amaçlarla kullanılıyor. Bu mesela 9 voltluk bir adaptör. Bunun 12 voltluğunu almanızı tavsiye ederim. 12 voltluk 1 amperlik bir tane adaptör aldınız. Şimdi buradan 220 girecek. Şu da bunun dişi gerçek çıkışı. Şu. Genellikle de böyle oluyor uçları. Buna jack diyorlar. Şimdi bunu tabi buraya bağlayamıyorum ben. Breadboard da bu. Hani elemanları bağladığımız gibi. Bunu buraya bağlayamıyoruz. Nasıl bağlayacağız? Şimdi bir de böyle bu erkeğin dişisi olan bu var. Bu tarafı da klemensli. Bu da bir uç. Şimdi bunu bu taraftan böyle bağlarsan hiçbir şeyi koparmıyorum bakın. Buraya bağladım. Şimdi ne var? Klemenslerden çıkışı alabilirim. Şimdi klemenslerden çıkışı almak için de şu kabloların daha önce kullandığınız jumper kablo dönüyor ya. Şimdi şuraya bunu bağladığımı düşünün. Şöyle. Değil mi? Şimdi bunları da gelip buraya vidalayacağım. Vidalayacağım ama orada bir sorun var. Şimdi şunları biraz açayım. Şöyle soralım. Bunların uçları ince. Şu uçları ince. Şimdi bu uçları ince işi buraya vidalarsanız bu bir oynuyor. Teması iyi olmuyor şunun. Şimdi bunun temasını iyi yapmak için size bir yol göstereceğim. Onu yapalım. Şimdi bunu çıkardım. Şimdi bunun şu siyah şeyin altında bir tane şey var. Pin var. Bunun ucunun lehimlendiği. Şimdi şunu bakın, şunu da tutuyorum. Şöyle sizin göreceğiniz hale geldim bakın. Ha, şöyle tuttum. Şimdi bu siyah şeyi oynatıyorum ufak ufak. Bu kablonun bu tarafından da tutarak biraz oynarsanız daha iyi olur. Şimdi tuttum biraz. Oynadığını hissedeceğim şimdi. Şimdi galiba biraz oynadı. Şimdi sırf döndürüyorum, çekme yapmıyorum. Şimdi oynadığını hissettikten sonra yavaş yavaş bunu çekmeye çalışın. Bakıyor, ucu çıkmaya başlamadı mı diye bakıyorum. Şimdi biraz daha sarımsı bir şey çıkıyor bakın. Yavaş yavaş görüyor musunuz? Ha dur. Şeyden çıkarttım sizi. Şimdi şurada bakın daha sarımsı bir şey oldu. Aslında ileri gitmemize gerek yok. Gördünüz mü ne oldu şimdi derseniz. Şimdi şurada sarımsı bir şey var. Bu da ince olan şey. Şimdi ince olan şeyin teması iyi değil dedim ya. Şimdi geleceğim. Şuradan bir alet de alayım. Yan keskin. Şimdi ince olan kısmından bunu kesip alacağım. Tamam, şimdi şu oldu yani. Şimdi bunu buraya monte edeceğim. Şimdi bakın burada artı eksiği de gösteriyor. Şurası artı, bu kırmızı da artı olsun. Şuraya soktum.
Şöyle. Şimdi bunu vidalıyorum. Bunun teması iyi oldu. Gördünüz mü? Çıkmıyor. Şimdi öbürünü de yaptığımızı düşünün. Onu şimdi biraz ben şöyle yapacağım tabii. Öbür rengi de buraya koydum. Onu da vidalayalım. Bu Clemens'le yapıyoruz bunu. Yaptım. Ne oldu derseniz, bakın iki tane uç. Kırmızıyı geldim, kırmızıya taktım. Bunu da geldim. Şuraya taktım. Şimdi bunu da power'a bağlarsam, şu power'a da gidip şeye bağlarsam, buraya ne olacak derseniz, işte bunun 9 voltunu burada göreceğiz. Görelim derseniz, şimdi bir voltmetreyle de bu işi yapıp gösterelim. Çıktı. 8.80'i çıktı işte, gördünüz değil mi? Dolayısıyla ne oldu? Şöyle bir şey yapmış olduk. Şunu yaptık değil mi? Bağlantıyı koymuş oldum. Sizin adaptörünüzü de hiç bozmadım değil mi? Bunu isterseniz kullanın başka bir yerde. Orada kullandığınız deney yaparken de gelin burada kullanın. Buraya taktığınız zaman iş olmuş oluyor. Bir şey daha söylemekte belki yarar var. Daha da şık olsun derseniz, şimdi şuralar birbirine uçların değmemesi gerekir değil mi? Kısa devre yapmayacaksınız. O zaman bunları da birbirine yakın tutmanız lazım. Onun için şöyle bir şey yapıyoruz. Bakın şuna makaron deniyor şu. Daha iyi göstereyim. Şimdi daha net gözüküyor. Evet. Şimdi bakın şu fişin hemen çıkışında şurada ilave bir şey koymuş. Siyah. Şöyle. Yaptım. Gördünüz mü? Şimdi o siyah şey, makaron diyoruz. Bunu alıp buraya geçirdiğiniz zaman ucunu çakmağın ateşinde biraz tutarsanız böyle ucu geliyor, küçülüyor ve yapışıyor. Neresi derseniz, şimdi gösteriyorum bakın şurası. Böyle yapıp bunu daha da estetik hale getirebilirsiniz. Daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. İşte kısa devre yapmama ihtimali de artar. Kısa devre yaparsanız da kıyamet kopmaz diyorum ama devre zarar görür mü bilmiyorum işte. Biraz da elektronikçi olarak dikkat edeceksiniz sağa sola diyorum. Ve noktayı koyuyorum. 8 dakikalık bir video olmuş oldu.